Evet Salih, favori bölümüme geldik. 20. bölüm. 20. bölüm. 19 Şubat 1960. Elegy diye mi okunuyor? Evet, eleci. Elegy. Şöyleymiş. Referans ettiği şey bu kelimenin. Ölen bir kişinin arkasından söylenen şarkı ya da şiir gibi bir anlama geliyormuş. Ağıt herhalde. Öyle mi Evet. diyebiliriz? Hikayenin yazarı Charles Beaumont. Ki yine daha önceki Evet, bölümlerde güzel yapmıştı zaten. hikayeleri vardı yine. Bu adam gerçekten çok böyle değişik hikayeler yazıyor. Üç tane astronot uzayda gezerken yanlışlıkla farklı bir yere iniş yapıyorlar. Ya da Gemileri gemileri bozuluyor da mağazalanıyordu, öyle bir evet öyle. şey. Weber, Meyers and Kirby'ydi yanlış hatırlamıyorsam isimlerde. Gittikleri yerde evet insanlar var ama hiç kimse hareket etmiyor. Bu arada o insanların hepsi gerçek. Hani kukla vesaire kullanılmış. Hareketli bir şekilde çektikleri için insanlar oynamıyormuş gibi duruyor. Özel çekim yapmıştır orada. Oradaki de gerçek yani oynayanlar. Nasıl durabilir o şekilde? İşte Yani uzun saatler sürmüştür diye evet tahmin ediyorum. olabilir. Hepsi net güzel bir şekilde duruyor. Gerçekten zaten orada da böyle bir mumya heykeller mi oluyordu? Mum heyk ne deniyordu ona? Bal mı Bal mumu heykelleri heykelleri galiba. deniyor değil mi? Ya ona yakın bir şekilde böyle canlı duruyorlar ama hiç kimse hareket etmiyor. Bunlar da şüpheleniyorlar. İşte merhabalar burada birisi var mı? Biz geldik tarzında ifadeler kullanıyorlar ama bir ses yok. Daha sonra bir adam içlerinden hareket ediyor. Hoş geldin falan diyor onlara. Daha sonra kendi odasına çağırıyor. Orada bir içecek veriyor mu? İçecek içmeden önce dileklerini mi soruyordu onlara? İçtikten sonra mı soruyordu dileklerini? Bulundukları yerle ilgili bir bilgi veriyor. Hı Arkasından bir işte isteğiniz var mı diye soruyor. Onlar isteklerini söyledikten sonra da içkilerini Tamam. veriyor. O zaman bir amaca yönelik gidiyordu. Tamam. O zaman doğru not almışım. İlk olarak dünyanın tarihini anlatıyordu, değil mi? Evet. Bir özel bir şirket bu asteroidi ya da artık küçük gezegeni kiralıyor. Ne için kiralıyor? Mezarlık için. Bal mumu Evet. mezarlığı bir nevi. Ve seni bir içecekle bal mumuna döndürüyor. Yani aslında ölmüş oluyorsun ama orada yaşayanlar da tahminimce okudukları tarihi hikayelerde ben işte başkan olmak istiyordum. Hemen başkan kılığına giriyor bal mumu şeklinde. Evet. Mezarlık ayarlanıyor ona. Ondan sonra adam bunları açıklıyor. Daha sonra onlara ölmeden önceki son böyle dileklerini soruyor. Yani ne en çok ne isterdiniz gibi. Tabii ölme kelimesini kullanmıyor galiba. Sonra da bir içki veriyor. İlk şüpheyle bakıyorlar verdiği içkiye. Daha sonra içiyorlar onun içtiğini gördükten Bir de sonra. adam yaşlı ya zaten. Evet. Ha tamam diyorsun. Sen de Evet. öyle diyorsun. Yani ha diyorsun. Adam da işte demek ki bir şey olmayacak. Sonra bir bakıyorsun adam bir tanesi yere düşüyor konuşurken. Bir tanesi başı dönmeye başlıyor falan. En böyle vurucu kısımda o bekçinin. Robot çıkması. Aynen. Android çıkması yani hani. Ama o Android'in de bilmiyorum algoritmalar çok böyle iyi çalışmıyor neden? Oraya gelenlerin hepsini öleceğini düşünüyor galiba. Bal mumu için geldiğini falan düşünüyor Yaşlı ya, olabilir. ondan da olabilir. Ya artık hani onu özellikle öyle de seçmiş olabilirler. Hani yaşlı bir bekçi imajı olarak. Zaten görevi sadece o balmumu heykeli haline getirdiği insanları temizlemek, Temizlemek bakımını bu kadar yapmak. bakımı ya. Yani robot aslında insan da değil. Yani robot kiralamışlar. Robot da o temizliği yapıyor. Özel bir şirketin kiraladığı bir gezegende. Zaten şey diyorlar ya, gezerken orayı astronotlar. Burası dünyanın 200 yıl önceki haline benziyor diyorlar. Ve 1985 yılında dünyada bir savaş çıktığını, atom savaşlarının çıktığını ve büyük bir kısmının hasar gördüğünü söylüyorlar. O zaman demek ki 2185 yılındalar Yok burada. 2185 yılında geçiyor olay. Hani o bizim astronotların Evet. indiği yıl. 2185. Değil mi? Evet. Şöyle bir şey var. 1980'ler falan dedin ya. O zaman mı bu teknoloji varmış yani? Zaten robot eski belli. Evet. O Adam zaman anlamıyor. Adam öldürdü gitti. 3 kişi de bal mumu yaptı yani mekikte. o zaman öyle oluyor demek ki, hani 85'te Ya güncelleme geçiyoruz. gelmemiş. Şirketler falan yok olmuş olabilir. Öyle kalmış olabilirler onlar orada. Zaten o Oğlum çok iyi astronotlardan bölüm ya. başa gelen de yok ki herhalde E uzun yanlışlıkla süredir. zaten herhalde varıyordu astronotlar da oraya. Aa çok iyi bölümdü ya bu. İlginç de, hani anlamak da biraz zorluyordu seni hani bazı Diğer açılardan. bölümlerin hepsinden çok farklı bu bölüm. Zaten bana direkt şunu hatırlattı bu bölüm. Zaten izlerken gördüm. Herhalde dedim buradakilerin hepsi Android ama değilmiş. Android olsaydı Westworld direkt. Ben seyretmedim Westworld'u direkt hatırlattı. Westworld de 1973 ile 1973'te Westworld çekiliyor. 1976'da da Future World diye. diziyi. Bu iki hikayenin yazarı da
Yanlış hatırlamıyorsam Jurassic Park'ın yazarı. Ya var ya, ben herhalde dedim buna doğru gidiyor hikaye. Yok, farklı bir şey çıktı. Mezarlık çıktı ya. Balmumu mezarlığı ve yaşarken seni balmumu haline getiriyor. Şey de şaşırdım. Demek ki o zamanlar bilimsel olarak şeyi çok düşünmüyorlar. Uzun ömürlülüğü daha yukarı nasıl çıkartabiliriz tarzında bir şey olmayabilir düşünce o zamanlar. Ama Ki balmumuna döndürüyorsun kendini. Şey desen olur bak, dondurma teknolojisi desen olur. Hani dondurulacaksınız ama 300 yıl sonra tekrardan hayata döndürüleceksiniz falan desen çok yine güzel bir hikaye olur. Yani yine kazanır kalpleri, gönülleri. Ama burada mesela dondurup bir daha da geri dönüş olmaması üzücü. Ben öyle anladım yani. genelde zaten ama Twilight Zone'da teknolojinin dünyayı yönettiğini gösteriyor birkaç bölümde de. Şey vardı ya, The Lonely bölümüydü galiba. Uzayda. Ya farklı bu gelecek tasarlıyor değil mi? Yani ilginçti o açıdan da. Senin var mı böyle söyleyeceğim bir şeyler bölümle ilgili? Valla benim ekleyeceğim başka çok farklı bir fikir vermesi açısından güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum ben. Bu açıdan hiç bakmamıştık. Ya tamam artık gelecekte şey olur, bunu da burada söyleyelim de. Varsıyorum mezar taşları. Bak görürsün, QR kod tarzı şeyler olacak ki yaptılar. QR kodu yaptılar yanlış hatırlamıyorsam. Oraya bak hani tıkladığında QR koda senin fotoğraf albümlerin geçmişini. O sonra holograma dönecek. Bir mezarın önüne geldiğinde o adamın o an yani nasıl diyelim çocukluktan yetişkinliğe kadarki hallerini belki hologram olarak görecek akrabaları. O da çok duygusal olur. Yani duygusal olarak Ama zedeler diye şey şöyle düşünüyorum. düşün. 100 yıl önce yaşamış atanı görüyorsun. Çok duygulanamazsın. Ha dersin ne kadar işte atam böyleymiş, şöyleymiş. Ha benim dedelerimin dedesi falan böyleymiş diyebilirsin. Sonra bir bakacaksın o fotoğraf albümlerinden ses kayıtları, videolar. Onun eski anlarını göreceksin. Ya yeni bir mezarlık türü gelebilir ileriki aşamalarda. Bu balmumundan ben bunları çıkarttım ya. Bu 1960'lardaki bir fikir. Şimdiki teknolojide birleştirdiğinde zaten Black Mirror'ın bir bölümü vardı. İkinci sezonun birinci bölümü falan galiba. Sevgilisi bir trafik kazasında vefat ediyor kadının. Sonra bir şirket ona bir mail atıyor. Sevgilinizi tekrardan hayata döndürelim mi diye. Şöyle hikayede. O kişinin bu zamana kadar kullandığı sosyal medya hesaplarının hepsini şirkete veriyorsun, sevgilinin. O yapay zeka sevginin profilini çıkartıyor. Daha sonra fotoğraflarını falan tarıyor. Fotoğraflardan görüntüsünü çıkartıyor ve Android robot gönderiyorlar sana. O Android robot da senin yani yapay zekanın çıkarttığı karakter yükleniyor ve aynısı oluyor. Üç boyutlu Evet. animasyon filmin Aynısı oluyor. sistemi var Yani yani. öğrenebilen her şeyi. Ama her şeyi öğrenemeyen de. Yani sonuçta sosyal medya ya da internete koyduğumuz hayatlarımız ya bizim sadece bir küçük bir parçamız baktığında. Herkesin kendi hayatları da var. O yüzden de yeterli olmuyor. Bütün hayatını bilmediği için yapay zeka. Sadece sosyal medyadaki hayatı tam yeterli olmuyor ya da mesajları. Mesajlardan yola çıkarak bir karakter oluşturuyor. Çok ilginç bir bölümdü mesela o. Buralara kadar gideceğini düşünüyorum ya bu bölümden yola çıkarak. Bu bölüm bütün bu anlattıklarıma yol açabilen ya da bu anlattıklarımı fikir olarak ortaya çıkartabilecek bir bölüm. Biraz Ya üstüne düşündüğümde. zaten hani insanoğlu da baktığında yakınlarını kaybetmek istemez şimdi. Hani onu fiziksel olarak görmek isteyebilir baktığında. E tabii Hani ki. o ölen kişinin de İhtiyaç. böyle bir android şekilde yanında görmek isteyebilir. Ne yani o açıdan da bakarsan doğru. Ölmeyeceğini varsayarsan istemeye de bilirsin. Yani sen öleceksin ama Android ölmüyor yani. Tabii o da ayrı bir şey. O zaman sen ölünce senin de Android'in E yok. O zaten da onunla birlikte devam eder. bambaşka bir yere zaten artık dijitale devam etsin. Fiziksel olarak neden devam ediyor ki yani? Güzel bölüm bu. Benim not aldığım bir şey var. Bu Android karakteri canlandıran Cecil Calloway sanırım ismi de. 1973 yılında ölümün başladığını söylemiş dizideki bölümde. Kendisi de 1973 yılında vefat O etmiş mesela. ilginçmiş mesela bak. Onu ben de okudum. Not almadım da Evet. evet. Yani denk gelmiş. Evet. Yani bana Ki geçen bölümlerde de Perchance to Dream miydi? O bölümde de adam kalp krizinden ölmüş Evet yani. evet doğru. O çok böyle rast gelen şeyler var. İlginç. Yani tüyleri diken diken eden Benim rast gelmeler diyebiliriz. Alacakaranlık kuşağından gelince bir de Değil mi? insan daha bir Farklı o hissediyor olabilir. O zaman gelecek hafta Mirror Image bölümüyle karşınızda olacağız.
Gelecek yayında görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.